İstanbul'da kaç kilo var ya? Ya muazzam değil mi ya? Hadi şaka! Şuranın güzelliğine bakar mısın? Efendim herkese Borçka'dan, Karagöl'den, Güzel Artvin'den selamun aleyküm. Alkış, buraya alkış koyalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya var ya, memleketimin taşına, toprağına, havasına. Oh, bunu da yeni yaptırdım. Çok iyi nefes alıyorum. Ya şuradan balıklama atlayacağım şimdi buraya ha. Abi biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Artvin'i yiyeceğiz, gezeceğiz. Böyle yemek ağırlıklı olmayacak. Yani Artvin'de Mehmet Çoban, Gezgin Çoban ne yaptı? Size onu anlatacağım. Karagöl'den böyle başlamak istedik. Yalnız inanılmaz bir hava bir anda düşüyor. Yani ormanın içinde değilsiniz. Yani etrafınız komple ağaç. Yani ben bunu orman da demek istemiyorum. İnanılmaz güzel bir yer burası. Sanki böyle hiç kimse ayak basmamış da ilk biz ayak basmışız gibi. Muazzam bir yer gerçekten Karagöl. Bilmiyorum, Artvin beni çok fazla etkiledi. Ben bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Gerçekten muazzammış. Haydi Artvin'i birlikte gezelim. Gel böyle. Gel. Göster arkadaşlar. Yaşat burayı. Buraya yaya girişi 12 TL, araçta 40 TL'ye giriyorsunuz. İçeride böyle normal işte tesis falan var. Burada da gezebiliyorsunuz. Yalnız birazdan kayık turu var. Hemen şurada kirve göster. Birazdan bir kayık turu yapmayı da planlıyoruz eğer yetişebilirse. Çünkü bayağı bir gezeceğiz bugün. Sizinle beraber Artvin'i gezeceğiz. O zaman ne diyoruz? Turumuz başlasın. Artvin Karagöl'de dakikası 3 TL olan tekne turuna geldik şimdi arkadaşlar. Böyleyiz. Dakikası 3 lira kontür gibi. Çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Hadi bakalım. Tekne turumuz başlıyor. Nereye? Bunu niye çıkınca söyledin abi? Hadi bakalım. Efendim herkese Artvin'den selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi burası neresi Artvin'in? Artvin Merkez. Çarşı mı burası? Çarşıdayız. Tamam, çarşıdayız. Efendim 44 yıllık bir cağ kebapçıya geldik. Şimdi cağ kebapçı ama döner yatık değil İzmir'deki gibi. Dik yani burada. Şimdi ustamla onu da konuşacağız. Emin Usta'ya geldik. Güzel bir cağ kebabı deneyeceğiz. Hadi Bismillah deyip deneyelim. Efendim şimdi Emin Usta'da şöyle bir cağ kebabı söyledik. Bunun şöyle şişi 80-85 gram geliyor, bilginiz olsun. Fiyatı da 45 lira. Hem fiyatı şaşırttı beni hem de sıfır koku abi. Ustam dedi ki bu dedi besi değil abi dedi. O yüzden dedi kokmaz. Şimdi bunun yanında şöyle bir ayran istedik. Ayranı da kendileri yapıyorlarmış. Yanında ne geliyor? Kirve. Lavaşı geliyor. Salatası geliyor. Soğanı geliyor. Daha fazlasına gerek var mı? Bence yok. Şimdi bunun yeme usulü var ama ben şöyle Bismillah deyip götürmek istiyorum. Kaburga. Ön kol. Bir şey daha kullanıyorum, unuttum. Ha bu, özür dilerim. Yani harbiden de kahvaltıda gidermiş. Çok güzel. Böyle ayranın tadına bakalım. Ayran yalnız tam ev ayranı. Anne ayranı yani. Harbiden de öyle. 45 lira bence gerçekten. Yani iyi değil, çok iyi. Ha, İzmir'de ben fiyatları biliyorum. Tabii oranın piyasası çok farklı ama. Muazzam. Bir de Artvinli ve Erzurumlu kardeşlerime söylüyorum buradan da. Abi bu cağ kebabı Artvin'e mi ait, Erzurum'a mı ait? Şuna bir karar verelim. Biz de ona göre yiyelim. Bir sonraki turda görüşürüz. Artvin'deki ikinci durağımız gene bir cağ kebap. Yaman lokantasındayız. Yalnız abi şu dönere. Gel böyle yaklaş gel. Bak. Şunun güzelliğine bak abi. Görüyor musunuz döneri? Gel böyle içeri girelim mi? Hiç kapatma gel. Gel. Tam şuradan bir görüntü al bak gel. Gel abi. Ustama bak. Ustam selamünaleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bak şimdi. Bak. Ustam burada kaç kilo var ya? Burada 145 civarında. Oy maşallah. Bu nedir abi ya? Sade saf kuzu. Sade saf kuzu. Oy maşallah. Bu zaten Artvin'de genel olarak kuzu tüketiliyor. Artvin'de meşhur değil mi abi bu? Tabii ki en meşhur. Oo. Şunun bir tadına bakalım hemen. Ekmeği gördün mü? Fırından çıktı. Elle yiyeceğim onu. Gel. Yalnız çok iyiymiş bu da. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Bir sonraki turda görüşürüz.
Efendim herkese Artvin kale dibinden selamlar. Şu an kale dibi iskelesindeyiz. Burada böyle bungalov evler ve konaklayabileceğiniz şöyle iki katlı herhalde ya da bilmiyorum. Bayağı güzel böyle villalar falan yapmışlar. Çok güzel. Lütfen böyle gel. Şirve gel. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Bak. Ya muazzam değil mi ya? Çok iyi ya. Yani Artvin'de böyle bir yer var ve benim bundan haberim yeni oldu. Niye? Çünkü Artvin'e ilk defa geldim. Şöyle alıp size burayı göstermek istiyorum. Bakın. Şuranın güzelliğine bakın. Suyun rengine bakar mısınız ya? Muazzam bir yer. Konaklayabileceğiniz alanlar da mevcut böyle karşıda. Bilginiz olsun. Burada da böyle oturup gölün kenarında güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Muazzam gerçekten. Şimdi bayağı bir rüzgarlı burası. İnşallah sesim doğru düzgün geliyordur. Bu bölgede tekne turları yapılıyor. Bilginiz olsun. Biz de birazdan bir tekne turuna dahil olacağız. Saat tam 2'de. Bir yarım saat falan var. Ekipmanları falan şarja koydum. Ya burası inanılmaz. Rabia lütfen şöyle göster burayı. Bak muazzam bir şey. Kaledi bir iskelesinde hem böyle yemek yiyebileceğiniz, çay kahve içebileceğiniz hem de tekne turu yapabileceğiniz muazzam bir ortam var. Burası bana Antep'i, daha doğrusu Urfa'yı, Halfeti'yi hatırlatıyor. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Gölün rengi, ortamın şahanesi, muazzam, doğayla iç içeseniz. Yani gerçekten iyi ki buraya gelmişiz diyorum. Şimdi Artvin kale dibinde tekne turuna gideceğiz arkadaşlar. Kişi başı 85 TL bir ücreti olması lazım, öyle hatırlıyorum. Şimdi içeri giriyoruz. Hadi gel. Hadi şaka. Burası neydi abi? Şu an hala Atilla Vadisi'ndeyiz. Atilla Vadisi ayrıca milli parktır. Atilla Vadisi aynı zamanda milli parktır. Abi harikaydı. Kaptan yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten muazzamdı ya tekne turu. Evet geçelim. Kaptan yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Vallahi yüreğine sağlık. Çok mutlu olduk. Keyif aldık Allah. Tekne turu gerçekten muazzamdı. Gerçekten inanılmaz keyif aldık. Şimdi burası hemen kafenin yanında. Mustafa kişi başı ücreti ne kadardı? 85. Kişi başı 85 lira. 85 TL. Turlar 45 dakika sürüyor. Tamam. Bu şekilde. 45 dakika sürüyor, kişi başı 85 lira. Aynen öyle. Buraya gelip sıra mı bekliyorlar? Nasıl yapıyorlar? Saat başı kalkıyor genelde. Saat başı kalkıyor. Minimum 10 kişiyle, tamam. Maksimum 25 kişiyle. Çok iyi. Bu şekilde yapılıyor yani. Muazzam. Yani 10 kişilik bir grup geldiği zaman bu tekneyi kaldırabilir. Aynen öyle. Muazzam. Ayrıyeten özel günler içinde kiralama da yapılıyor. Evlilik teklifi doğum vesaire günüdür, gibi. Evlilik teklifidir aynı şekilde. Muazzam. Vallahi muazzam abi. Yüreğinize sağlık. Şimdi de Artvin'de İbrikli'ye geldik. İnanılmaz güzel. Bakın şöyle göstereyim size burayı gene. Burası da muazzam bir yer. Artvin'de o kadar çok gidilecek yer var ki. Muazzam gerçekten. İbrikli iskele böyle. Burada oturup çayınızı, kahvenizi, atıştırmalık şeyler de yapıyorlar. Bilginiz olsun. Bayıldım gerçekten buraya da. Gene burada da böyle tekne turları var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Karagöl yolundayız. Öncelikle hemen şurayı göster. Dön buraya Kirve. Şuranın güzelliğine bak. Şurada da bir tane kardeşim var. Darı yapıyor, mısır yapıyor. Hemen burada oraya da gideceğiz birazdan. Ama şuraya bak ya. Gel gel. Bak. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Karagöl yolunda burası. Giderken arabalar zaten bunun üstünden geçiyor. Bildiğiniz şelalenin ortasından yol var. Bilginiz olsun. Burada şimdi güzel bir tur yapacağız. Gel şu şeye doğru gidelim. Darıya doğru gidelim. Mısır'a doğru. Şimdi darımızı aldık. Şelalenin önünde şöyle keyfini çıkarıyoruz. Tanesi 30 lira bu arada. Oh. Mis gibi mis. Vallahi güzel. Buradan Karagöl'e gideceğiz. Yeah!
bir daha. Bir, iki, üç, dört, bir daha. Bir daha. Geldi düştü tek bu tek. Tek tek. Ha geldi be!